Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 22. mektup, Bismihi Subhanehu ve min şeyin ila yusebi ve hamdi. Şu mektup iki mefastır. Birinci mefas, ehli imanı uhuvete ve muhabbete davet eder. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ اِخْوَةٌ فَاَسْلُحُوا بَيْنَ خَوَيْكُمْ اِدْفَ بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنُهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavet, sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece, hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, müzir ve zulümdür. Baştan alıyorum. Müminlerde nifak. Nifak nedir? Nifak. Nifak nedir meali, şey lugatı? Ayrılık. Nifak. Şikak, ayrılmak, yarılmak. Kin, malum. Bir de adavet. Dört tane. Nifak biraz münafıklık. Münafıklık. Yani olunduğun gibi gözükmemek. Tuhaf yani. Böyle böyle. Güveni sarsmışsın. Nifak. Sonra şikak, şak diye yarılmak. Kim var? İçten hesaplı. Dışarıdan, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçeriden, boşun diyoruz. İçeriden öyle. Acayip ya. Çok ucuz olmuş maske değiştirmek. Eskide kaliteli olduğu için insan. Şimdi kalitesiz insan olduğumuz için ikide bir maskeyi değiştirebiliyoruz. Ucuz maskeleri takıyoruz yani. Çok acayip. Ben kimim soramadığımız için basit hayat yaşıyoruz. Tercihlerimiz basit olmuş. Basit olmuş ya. Selam. İşte ne dedim bak koronada. Şey demiş ya. Şu istatistiğe girmiş. Şu kadar kişi ölmüş. Aa, o kadar. Aa, bugün az olmuş ya. Bugün çok olmuş. O kadar. Hiç üzerimize almıyor. Ölüm mü varmış böyle? Çok garip olmuş ya. Eskide köylerde hepimiz köylüyüz. Karşıki köyden birisi bile vefat etse bizim köyde değil. Ben çok iyi hatırlıyorum. Radyo, televizyon yoktu da radyo şu açmazlardı. Sanki etraf köyler bir 10 gün matem tutardı ya. Vay be bir insan Allah Allah. Nasıl öldü ya? Yani çok iyi hatırlıyorum. Kefen gördüğüm zaman ödüm patlardı yani. Mümkün değil ya. Mezarlıklar falan. Şimdi kefeni ben sarıyorum ya. Çıkıyorum. Ne haber? Morgdan çıkınca nasılsa ne yapıyorsun diyorum. Ben kendimle konuşuyorum. Sizde haşa böyle bir şey yok da. Ve yani sıradan olmuş. Gece yarısı uyandırdı geçen bir tanesi. Abi diyor Almanya'da işte aşağıda cam şeyde hastanede yıkıyoruz. Böyle böyle abdesti gittin. Yeniden mi yıkayacağız falan. Uyandım sonra biliyor. Ben de cevap verdim yattım gene. Hiç etkilenmedim. Hiç etkilenmedim yani. Tuhaf. Kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik. Tarafkirlik pek o kadar yok. A partisi B partisi. A takımı B takımı. Nurcu, tarikatçı, şunlar bunlar. Pek onlar kalmadı da. İnat var, inat. Yani dedik mi öyle? Dedik. O dönmüyoruz. Yani inat acayip bir şey ya. Oysa burada kullanılmaması gerekiyor. Haset var. Bir de haset var. Haset de berbat bir şey yani. Nasıl berbat? Yani ifratı şu. Onda olmasın. Bende de olmasın.
Tefriti, bende olsun onda olmasın. Vasatı, onda da olsun bende de olsun. Ama ifrat rezil bir şey ya. Olsun lan. Batarsam batayım ama. O battı mı? Tamam. Mesela böyle bir aile biliyorum Beykoz'da. Hazine demiş ki 40 gün üzerinde ailenizi üzerinize geçirin. Yoksa hazineye gidecek bu şey. Tarla. Büyük bir tarla. İki erkek bir kız. Bir tanesi kızmış kardeşlerine. Ben imza atmıyorum. Lan hazineye gidiyor. Size gitmesin de. Kime giderse gitsin. Lan şey Beykoz'da koca tarla gidiyor. Ve gitti de. En sonunda olmuş yani. Olmuş he. İnata bak ya. Hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe bunlar hayat-ı şahsiyece, hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı manevece çirkin ve merduttur. Merduttur, reddedilmiş. Ya arkadaşlar bu Müslümanlar da Müslümana değil abi. Ev. Bam teline dokunayım biraz. La inat evde oluyor. Yani haset olmasa bile inat evde oluyor. Şikak evde oluyor. Yarılmak evde oluyor. Yarılma oluyor. Açık olsun istersen kapıyı. Yarılma orada oluyor. Ta kavga düğünün ilk başlangıcını başlıyor. Kim ayağına basacak? Onun sözü geçecek. Yani Allah'ın dediği var ya. Ay var ya düğünde birbirine ayağına basma. Bilmiyorum sizin adetlerde var mı? Sizde yoktur değil mi? Ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı vecini beyan ederiz. Bu mektup pek okunmaz herkes bildiği için diye. Herkes bildiği için hiç okunmayan bir mektup. Herkes biliyor ama burada tevkimiz. Şimdi Hulusi abiye demişler ki hizmet nedir? Hizmet denir. Uhuvvettir demiş. Uhuvvet olmasa neyin üzerine bina edeceksin? Her tarafın ilim olsa ne olur? Kardeşinle tesanüt edemedin. Yani onun kusurunu hazmedemedikten sonra bilsen ne olur ki? Bilmek sonuç değil ki. Şeytan da biliyordu. İlim her şey değil ki. İlim subutu sıfattır. Zatı sıfat da değil. Ama ilim lazım. İlimsiz olmaz ama sonuç değil. Karun demiş ya innema utudu ala ilmin. İlmimle yaptım demiş. Birinci veci, hakikat nazarında zulümdür. Ey mümine kim ve adavet besleyen insafsız adam. İnsaf, nısıftan gelir. Yani ortada, o tarafa da bu tarafa da. Hangisi galipse ona meyledecek. İnsaf, nısıftan geliyor. Şimdi ortadasın. Yani ortadayız ama biz... Ortanın hiç dinlemiyoruz yani. Onun hak payı vermiyoruz. Mutlaka biz doğruyuz ya. Kim ve adavet besleyen insafsız adam. Kim ve adavet. Kim nedir kin? Kin nedir? Hırs gösteren. Hırs değil bu. Kin. Düşmanlık. Düşmanlık. Kin. Haset. Kıskanmak. Acayip bir şey yani. Evde de oluyor. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, şimdi örnek veriyor. Bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. Gemide bir cani var, 9 tane masum var. Karıştırmayalım bu sayıyı. 9 tane masum. Bir tane cani. Cani var. O gemiyi gark, o hani ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Evde 9 tane masum var. Bir tanesi zalim. Veya gemide 10 kişi varız. 9'u masum, bir tane zalim. O bir tane zalimi öldürmek için gemiyi batırmak. Ama 9'u da gidiyor. Olsun. Amerika'nın Orta Doğu'da yaptığı bu.
Yani o ev terörist veya işte terörist dediğini kimse bir eve mi kaçtı? Komple evi yok ediyor. Şimdi bunu bir örneğe verecek, kime hepimize uygulayacak. O gemiyi garp ve ohaneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 canı olsa yine o gemi hiçbir kanun adaletle batırılmaz. Hatta tersi olsun. 9 zalim olsa, bir masum olsa o gemi batırılmaz. İslam hukukunda. Tamam. Aynen öyle de. Bu örneği anladıksa, sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda Üstad o haneyi, o gemi insan vücudunu kabul etti misalde. İnsanın vücudunda iman, İslamiyet, komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfat-ı masumu varken Allah'a iman var, İslamiyeti var, peygamberi seviyor, melekleri iş yapıyor, hacca gitmiş, şudur budur bir sürü ahlakı da var. Cömerttir, fedakardır, gayretlidir, hamiyetlidir, ümmetçidir. Ne kadar masum sıfatları var. Ama sana muzir olan, belki hakikatta muzir değil ama sana öyle gözüküyor. Sana muzir olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden. Yani senin hoşuna gitmiyor. Bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hani manevi vücudunun manen garp ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. Yani gemi insan gibi düşünün. Evi de insan gibi düşün. Hani dedi ya 9 tane masum var, bir tane zalim var. O gemi, o ev batırılmaz. Tam tersi bile olsa, bir masum, 9 zalim de olsa gene o gemi batırılmaz. Çünkü masum var. İşte hane olan, Allah'ın hanesi, Allah'ın gemisi olan bu vücutta 9 tane değil, 20-30 tane masum sıfatı var adamın. Ya bize zulüm gibi, şey, muzil gibi gözüküyor. Gözlüğümüz siyah olduğu için biz siyah görüyoruz. Yani hakikaten bir tane sıfatı kötü olsa bile. Ya o kadar güzel sıfatları var. Adam hep o mu? Yani bir sıfatı, bırak adam mı ya? Diyoruz. Ya sen belki katkısı yok, ümmete faydası var, çevreye faydası var. Şimdi bunu eve uygulayalım. Eşin namazı var. Allah'a, peygamber inanıyor. Risale'yi seviyor, dini seviyor. Bir sürü sıfatlar var. Allah'ımız bir, peygamberimiz. Eşin ama ilk önce kardeşimizdir. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Bu kadar şey var. Bir sıfatı yüzünden hemen acayip bir şey. Son işleri oynuyoruz. Tamam. Bu burada bitti. Bitti. Böyle. Böyle çok. Ne bileyim ya. Misaller sizin, bizim dünyamızda dolu ya bunlarla. Yani o gemi batırılır mı ya? O insan helak olur mu? Ya ben kardeşim sana müzik gözüken bir sıfatım yüzünden benim iyiliğim yok mu ya? Böyle diyeyim ya. Benim iyiliğim yok mu? Senin iyiliğin yok mu ya? Allah'a iman ediyorsun ya. Peygamber'e iman etmişsin. 6 tane iman esası var. 5 tane İslam esası var. Şimdi ona ait şöyle bir misal veriyor. Ben şeyi atlıyorum, izahını atlıyorum. Başka bir misal. En insafsız adam, insafsız adam. İnsaf sokak tabiri değil. İyilik tarafı da var, kötü tarafı da var. İnsaf nısıftan geldiği için Arapçada. Ortalama baktığın zaman hangi tarafı fazla? En insafsız adam. Şimdi bak, mümin kardeşine kim ve adavet ne kadar zulümdür. Ona örnek verecek şimdi. İzahını atladım. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha emniyetli ve Cebel Uhud'dan daha büyük desen, bu dersi bana sevk eden rüyamı söyleyeyim size. Niye ben bu dersi yapıyorum? Bu taşla alakalı. Haç'tayım. Taş topladığımız yer Mina mıydı? Mina değil mi?
Herhalde yanlış söylemeyeyim. Taş topluyoruz. Şimdi orada da rüyada da kafam gene hikmet çalışıyor. Taş toplayacağız. Taş kalmamış. Yani 6 milyon insan gelmiş dediler. Her 6 milyon insan 70 küsur tane taş topluyor. 72 tane bile öyle hatırlıyorum. Taş bu sefer aynı de öyle oluyor. O devlet yönetimi, o şeytan taşlamanın altından o taşları kamyonla getirip oraya dağıtıyorlar tekrar. O taşları getiriyorlar. Doldu ya her sene. O sene atılan taşları tekrar o taş toplamaya ne atılıyor? Aynı böyle olur. Orada da sordum orada karabalık. Karabalığa sordum. Lan bu taşlar dedim, atılan taşlar değil midir dedim. Yeni taş değil. Evet dediler. O taş. O taşmış. Peki o vazifeyi yaptı. Lan adamın attığı taşı biz bir daha mı atacağız şimdi? Dedim. Bir daha niye atıyor? Atılmış bu zaten. Ne dersiniz? Ne aklınıza gelir? İsraf olmasın. Niyet yani o getirdi. Daha he? Niyet. Niyete göre şey yapıyor. Başka? Ne anlarsınız yani? Herhangi bir cevabımız da yok. Ben de zaten konuşuyorum. Rüyada sordum ki herkes de durmuştu. Aynı böyle durduğu gibi. Orada simge var, simge. Yani aslında prova, tiyatro yaptırarak, eğitim yaptırarak atmak. Yani provayı yaşattırıyor sana. Dışarıdaki eylemle içeriği aktif ediyor. Şeytan! Diye. İçerideki gayzı coşturuyor. Bu da onun simgesi, sembolü. İfadesi, görüntüsü. Hazreti Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh. Ey Hacer-ül Esved demiş. Ey Siyadaş. Allah Resulü selam vermeseydi ben sana selam vermezdim. Sen bir taşsın diyor. Semboldür yani. Kabe de öyledir. Acayip yani. Yani o provayı, onu fark etmek. Yani bu alemde her daim sorabilirsek uyanık oluruz. Ben kimim? Sorabilirsek bir, ne yaptığımıza, nerede olduğumuza, sorumluluklarımızı hep hatırlarız. Ben kimim? Sormuyoruz. Sormuyoruz yani. Bir şeyin peşini hedeflemişiz. O on tarafı görmüyoruz. O hedefi görüyoruz. Gözün gördüğüne el de uzanır zannediyoruz. Bak diyor ki bir mümin kardeşine kim ve adavet ne kadar zulümdür. Nasıl ki sen adi küçük taşları, yani bu ders herhalde bu akşam bu olsa gerek. Dün akşam gördüm. Ey Müslümanlar dedim. Bu taşlar zaten atılmıştı. Bir tanesi dedik orada bir tanesi. Onların kim ve nefretini de o taşa şifrelenmişti. O diyor ki bak ben kinim burada. Senin kinine ekle. O taşı atan kim idiyse, Cezayirli miydi? Tunuslu muydu? Bana diyor ki görmeyebilirim. Şahsen ben kinimi nefretim burada. Sen de ekle daha kuvvetli olsun. Şimdi olur mu? O taşı biliyorsun bir Müslüman atmıştı ya. En azından fikrini bilsen yetiyor. İşte o küçük taşları, adi küçük taşları Kabe'den daha emniyetli, Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. O küçük taşları Kabe'den daha büyük, kıymetli. Uhud Dağı'ndan daha büyük. Olur mu şimdi? Olmaz. Aynen öyle de şimdi bu örnek. Kabe hürmetinde olan iman. Niçin? Niye Kabe hürmetinde iman? İmanın içeriği Allah'tır. Dünya cinsinden değil, dünyada kullanılandır iman. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. Zatının nurudur. İmanın iman esma değildir. Sıfat da değildir. Şuunat-ı zatiye değil, mahiyet-i zatiyedendir. Üniversite diplomasında, ortaokul lise diploması da olduğu gibi iman en Allah'ın zatından gelen bir nur olunca
Hani dağın tepesine kartopu yapsan, bıraksan, katlana katlana geliyor ya yukarıdan aşağıya. Veya bir su çıksa, menbaadan sonra o attığı yerden eritip kata kata kata, ağaçtan bir şey kattı, topraktan bir şey kattı, tadı değişir aşağıda. İman da mahiyet-i zatiye tepeden atılıyor, veriliyor. Ama onun içerisi inerken zat-ı sıfat, subut-i sıfat, esmaları da içine alıyor. Böyle cami. Yani alem-i şehadettedir ama buralı değil iman. Bir nurdur, kuvvettir, güçtür, halettir, gözlüktür, ferasettir, dirayettir, anlayıştır, aftır, fedakarlıktır, gayrettir, ümmetçiliktir, iman heptir. Böyledir yani, böyle bir şey ya. Elektrik gibi ya, tabii pensemez ama. Buzdolabıdır, klimadır, güçtür, fırında ekmek pişirir. Görmediğime inanmam diyene gebertir. Elektrik öyledir. Nedir elektrik? Her şeydir. Acayip bir şey ya. Kabe bak diyor ki, Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet. Uhud dağı gibi kıymetli olan İslamiyet. İslamiyet gibi çok efsafı İslamiyet, muhabbeti, ittifakı istediği aldı. Ya kardeşim, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, ahiretimiz bir, bir. Ya bu kadar birlik bizi bir etmiyorsa bunlara istifaftır diyor Barla'da. Yani hafife almaktır bu birlikleri. Bir daha Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, kitabım her şeyimiz bir, dünyamız bir yani. Bu kadar birlikler bizi bir edemiyorsa diyor, etmesi lazımken, o zaman o birlikleri istifaf etmektir. Hafife alınıyor, kale alınmıyor yani. Yani sorumluluk olması lazım. Yani sorumluluk hissetmek lazım. Ben Müslümansam onun bir sorumluluğu var. Ben müminsem onun bir sorumluluğu var. Ben tarikatçıysam bir sorumluluğu olduğu gibi. Ben nurcuysam onun bir sorumluluğu var. Ben babaysam, ben anneysem, ben evlatsam sorumluluk var yani. Onların sorumluluğu var. Ki sorumluluğu yüklenmek insanı kaliteli yapar. Onun için evlenmeyi vesaireyi pek istemezler. Şöyle, çünkü sorumluluk almayayım, bir şey yapmayayım falan. Sorumluluk kaliteli insanlar yapar. Sorumluluk. Sorumlu alır. O ası böyle. Aileyi bile sorumlu almaz yani. İş yerini, devleti, milleti, ümmeti, ustad gibi insanlar ümmetin sorumluluğunu almış. Sorumluluk. Ama hep temelde şu, ben kimim? Ben kimim sorusunun içerisinde Allah da oluyor. Yani ben kimim deyince Allah'ın kuluyum, Allah var. O zaman neresi burası? Dünya. Nereye gidiyoruz? O zaman kaliteli yaşar insan. Sorumluluğunu bilmen nispetinde insanın dostu da düşmanı da kaliteli olur. Dostun da düşmanın da kaliteli olur. Düşmanın kaliteli ise kaliteli adamsın. Endişe etme. Ya Rüştü abi dedi ki, Rüştü abi dedim, eskide birinci Boğaz Köprüsü'nü geçerken Türk'ünde para verirdik. Tam orada Peugeot 404 diye bir arabası vardı. Dedim ki, abi dedim, insan ameline güvenmez ama gene insan bir şeye tutunur yani. Bir şey tutunur yani. Bir şey olduğu zaman böyle nefes çarpınca, bir hasta olunca, şeyi yoğun bakıma gelince böyle kafasında bir tutunacak bir şey var yani İbrahim. Ona ben medreseye sahip çıktım. Hizmete sahip çıktım. Namazım falan, kitap okudum şu. İnsan bir şey tutunur ya. Ameli güveniriz ama dedim, insan yine bir şey gelir. Abi dedim, senin dedi tutunduğun bir şey yok mu? Nedir dedim, nereye tutunuyorsun? Yok, mümkün değil, herkeste vardır bir şey. Yoksa ümitsizlik olur. Ya dedi, hangisine tutundumsa dedi, hepsi Allah istedi, o yarattı dedi. Benimle tutunuyorum ama dedi, hep Allah nasip etti, esas o değil. Dedim, abi ya bir şey tutunman lazım. Dedi ki, ben amelsiz amelime güveniyorum. Amelsiz amel, bir şey anlatacağım bundan. Amel yani yapmadan yapmak.
yapmadan yapmak. Nedir o? Allah düşmanına düşman oldum diyor. Eylem değil. Bakın yapmadan yapıyor. Ya Rab senin düşmanına ben düşmanı affettim. Görüyor musun? Ha, amel olmadığı için riya girmiyormuş bunda. Amele riya girebilir. Amel değil ki riya girsin. O ki halis. Hadis-i Kudsi ne cevap veriyor? Allah düşmanı Süfyan'a düşman olan diyor. Bir mana söylüyorum. O düşman olan müminin tüm günahları Süfyan eti yüklenir diyor. He ya. Aynı böyle. Hep ona yüklenir. İnşallah. Bekliyoruz tabii. Şimdi Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok efsaf-ı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı, yani Uhud dağı düşün, bir de ufak çakıl taşı düşün. O ondan büyüktür olur mu? Koca Uhud dağı. Yani beşeri kusurlar da bu ufak taşa benziyor. Onları bazı kusuratı iman ve İslam'ı tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Bunu arkadaşlar Müslümanlara değil de daha çok şey olsun diye, faydalı olsun diye evde uygulayın. Eşinize uygulayın. Anne babanıza uygulayın. Yani dargın olduğumuz kişilere uygulayalım. Ne kadar güzel sıfatları var. Benim rahmetli babam dedi ki, baktım cumadan geldik, benden önce gelmiş, suratı böyle bir karış, böyle mahkeme duvarı gibi, anladım demek ki bir şey yaptı, yine yaptık bir şey. Cumadan benden önce geldi falan, duman atıyor. Şimdi baba hayırdır dedim. Ha? Tam. Sen dedi, bu eski köye yeni adet mi getiriyorsun dedi. Dedim ki, siz de kendinizi uygulayın. Hayırdır baba, ne yaptın? Babanın düşmanına düşman, dostuna dost olacaksın. Ondan sonra devam etti. Falanca yeniye uğradın diyor cumadan sonra. Benim onunla aram olmadığını bilmiyor musun dedi şimdi. Bağırıyor. Dedim ki ses yapmadım. Bağırsın. Havası insin. İndi. Bitti. Baba dedim. Biliyorum o senin düşmansınız. Dedi. Rahatladı ya. Niye uğradın dedi. Baba bir şey soracağım. Sen insaflı adamsın dedim. Sen ölçün sen değilsin dedim. Allah deyince ya onu şey yapma dedi. Ama dedim başka ölçümüz yok ki. Tamam ne diyeceksin dedim. Baba doğru söyle. Onunla dedim düşman olurken Allah için mi oldun? Din mi var dedim ya kavganın sebebi. Yani o bir Allah düşmanına dost, sen de düşmansın ondan mı? Yoksa dedim enaniyet mi baba? Benim dediğim senin dediğin falan. Hiç ses yapmadı, gitti. Sonra ben de ses yapmadı, gitti. Sonra anneme demiş ki, karı demiş, çocuk haklı. Şimdi dosta düşman olacağız da, hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, baba dostuna dost olmak imandandır. Ama içerisi Allah olacak. Babanın mas arkadaşı, şarap arkadaşı da o da şey değil ya. Böyle değil. Bak eşimiz, dostumuz, dokuz tane masum sıfatı varken bir tane bize muzir gibi gözüküyor. Hoşumuza gitmedi. Belki de doğru da benim hoşuma gitmedi. Damarıma takıldı. O ondan dolayı koca dağ küçük bir çakıl taşına ile tercih edilir mi? Olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'i tercih etmek. O derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Bir de ölçüyü ben 26. mektuptan söyleyeyim. Lazım olur. Ustadın ölçüsü. İnsanda 3 tane şahsiyet var. 1. Beşeriyet. Şerlerle doluyuz. Doğru, yanlış. İnsanız ya. Ömrümüz var. Damarımız var. Moralimiz bozuk. Canımız sıkılabiliyor. İnsanız ya. Yaşadığımız şey. Beşeriyetimiz var. Bir de ubudiyetimiz var. Bir de vazifedarlığımız var. Ubudiyet şu, oruç tutman, kitap okurken tefekkür, hususi Allah ile münasebeti. Bir de müminler arasındaki ilişkimiz var, bu beşeriyet. Arkadaşlar, kardeşler, insanın 3 tane şahsiyeti var, birbirinden farklı.
birbirinden farklı sıfatları var. Kusur gördüğün zaman eşinden, kardeşinden beşeriyetine ver. Beşerdir o. Beşer şerlerle dolu bir kutu. Şer de var, hayır da var. Beşeriyet var. Diyeceksin ki bu adam bu değil. Bu söyledi, bu yaptı. Beşeriyetidir o. Geçen düğünde Cafer'in evladının düğünde basit zannedi ama kısaydı. 15 dakika dedim, baktım kayıtta 12 dakika. Orada bir ölçü söyledim, Risale'den ölçü. Diyor ki kız şey yaparken, büyürken evde erkek olarak babayı görür. Abiyi ve kardeşi görür. Değil mi? Erkek çocuk kim ya? Kadın olarak anneyi görür. Ablasını ve kız kardeşini görür. Öyle değil mi? Böyle büyür. Şimdi evlendiği zaman kız nasıl düşünür erkeği? Babası gibi düşünür. Olmayınca da kavgasının sebebi bu. Oğlan nasıl düşünür gelen kızı? Annesi gibi düşünür. Çünkü ilk defa annesi kadın olarak anneyi gördü ya. Karakter oldu ya 6 yaşına kadar. Kadın olarak hep anneyi gördü. Geleni de öyle düşünür. Ha, o zaman evdeki kavganın sebebi diyor, bunu göz ardı etmektir. O zaman diyor ki delikanlıya, gelen kıza nasıl bekliyor erkeği seni? Babası gibi. Babası gibi ol. Arkadaşı gibi ol. Kardeşi gibi ol. Kıza da diyor ki Saadet Usta, erkek seni nasıl bekliyor? Nasıl? Ha, erkek kadın modeli olarak anneyi biliyor. Seni annesi gibi biliyor. Annesi gibi ol. Başka ne diyor? Kardeşi gibi ol. Arkadaşı gibi ol. Bak ne kadar hoş. Çünkü niye? Anne çocuğuna hatalarına affetmiyor mu? Tahammül etmiyor mu? Affetmiyor mu? Sen de affedeceksin hocam da. İnan bana küfredenler. O kadar diyenlerin. Yapmadıkları kalmadı. Hepsini sizin huzurunda da söylüyorum. Hepsini hakkımı helal ettim. Benimle alakalı olan hakkımı helal ettim. Ama benim üzerimde dava etmişse o Allah'ın işi yaptı. Sen de bunu niye söylüyorum? Sen de kardeşini, eşini, dostunu affet ya bu akşamdan itibaren. Kime kızmışsan? Affet ya. Bana ceza vereni affettim ya. Çünkü bilmiyor. Cehennemin o benim bildiğim o haşir meydanındaki o dehşeti bir sonu yapar mıydı? Benim bilmeden öte hissim var artık. Çünkü dünyayla alakam yok yani. Yani onu bir sonu yapar mı? Affettim. Sen de kardeşini, kızdın Müslümanı, affet ya, helal et ya. İnan hali, efendim. Peki affetmese ne olur cezası? Kafanı kemiriyor. Keşkeler var. Ya bırak ya inanet gururu ya. Git özür dile ya, telefon et. Oo ne haber falan. Sana gösteriyorum ben, yolu gösteriyorum. Hayırdır dedi. Ya hatırıma geldin dedi. Bugün ben yolda gelirken 2,5 saati geçtim ha. Ben bu derse 2,5 saati geçerek geliyorum. Kaçta çıkmışım ya? 5 şimdi yıkıldım çıktım. Şimdi yolda birilerini aradım. Oo çok şey. Soğuk. Abim niye aradım seni biliyor musun? Niye aradın dedi. Kalbime geldin dedim. Ben de belki kalbine dokunurum diye aradım dedim. Başka bir şey yok değil mi? Dedi. Yok dedim. Başka ne olacak dedim ya. Dedim kalbime hakikaten geldi. İyi ya bu tarafını seviyorum senin dedi. Bu tarafını seviyorum. Tamam bitti işte bir kapıdan girdi mi tamam. Bağladan bir de örnek vereyim. Şeytan ne yapardı biliyor musun? Şeytan. Bağladan naklediyor. Saraya gösterir. Sarayın 9 kapısı kapalı. Bir kapısı açık. Şeytan gider der ki bu saray kapalı. Lan bir katanız açık. Ya gir kardeşim girerken 9 kapıdan bir arada girmeyeceksin ki. Bir tanesini girmeyecek misin? Girdin içeriden 9'unu da aç diyor. İçeriden 9'unu da aç. Şeytan diyor o tek kapıyı açık kapıyı göstermez. 9 kapalıyı gösterir. Oysa bu tam tersine 9 tane kapalı değil 9 tane açık kapı var bir kapalıyı gösteriyor. Bak diyor Muhammed Sarayı diyor. Bak şu kapısı kapalı diyor bak. Lan bir kapısı kapalı ya, 9 tanesi açık ya. Gir işte ya içeri. Ya girebiliyorsan tamam. 9'u açık olsa ne olur? Bir tane açık olsa yetiyor bana. Girmeme bir tane yetiyor.
Ya hiç mi sebep yok kardeşine iyi olmaya ya? Bir telefon da mı yok ya? Müslüman da Müslümana barışmak için yalan şey yapılabiliyor. Birkaç tane şey için. De ki ya bu akşam Müslümandan dolayı yani aramız. Ya bu akşam rüyada deme. Hatırıma düştün ya. Aka düşmese zaten aramazsın. Yani ben dedim ihtiyaç duydum falan diye böyle bir şey bulursun mutlaka. Artık kinle yaşanmaz. Yılan gibi kemirir kafayı. Evet, tevhid-i iman elbette tevhid-i kulubu ister. Yani bir şey inanmak kalplerin de birliğini ister. Ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimai iktiza eder. Yani bir şeyin peşinde koşmak bizi de bir yapar. Ama biletti. Çok şükür. Çok şükür. Memleketimiz farklı, şeyimiz farklı, işimiz gücümüz farklı. Yani akıl almıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela 2,5-3 saat gelmiş. Ya niye geldi ya? Mesela Almanya'da Müslüman kardeşlerimizin talebeleri var. Bazılarının hanımı Müslüman olmayan da var. Kadınla karısı. Müslüman olan da var. Müslüman oldu yeni. Evine gittim. Evine ziyaret ettim. Müslüman olmuş ama yeni tabii. Diyor ki kocasına, Hasan Hoca yeni, ben de duyuyorum. Ondan sonra bir şey yapıyor. Yanımdaki de tercüme ediyor. Bak senin için böyle diyor diyor. Birkaç kişi, Hasan Hoca'yı niye çağırdın dedi bunları. Ya dedi biz dedi Müslüman oturur bir ara çay içer sohbet eder. Ne karımız var ki çay veriyorsun diyor. Şimdi garibinize geliyor biliyor musun? Ya kardeşim böyle acayip bir şey. Küfürden imana döndü ama bütün ahlakı düzelmiyor ki bir anda. Ya diyor çay niye veriyorsun diyor. Ne karımız var diyor. Vay be. Anne babalarımız ne yüklemiş bize be. Ne kadar şeyler yüklemiş. Alman usulü derler ya. Çok şükür ya biz bir şey ikram edebilmekten gurur duyuyoruz ya. Bir şey verebilmekten gurur duyuyoruz ya. Diyor ki niye çağırdın diyor. Ne karımız var diyor. Çay vereceksin diyor. Evet inkar edemezsin ki. Ha o insan... Bu yazın geldi, hediye getirdi bana, almaya. Hasan Hoca, artık ben hakiki Müslüman. Edeyim ya, bunu bildiğimi biliyor. Bak İslamiyet'i görüyor musun? İman girince bak ne yapıyor? İçerideki karanlıkları nasıl aydınlatıyor? İçerisi karanlık kardeşim. Bir Müslümanın 9 tane kapısı kapalı dahi olsa bir tane açık mı? Bir güzel sıfatından girmek gerekiyor. Ya. Adam dedi ki, kime çalışıyorsun sen dedi. Bana. Adam düşman. Beni yok etmeye çalışan adam. Bilmiyor musun dedim kime çalışıyorum. Dedim bunun bir tarafını tahrik edeyim. Nasıl yaparım? Ki, kime dedi. Dedim kainatın patronuna çalışıyorum dedim. Durdu. Hemen Allah dese olmaz. Bir şey diyeceğim ki yüzünü çekeceğim. Kainatın patronu. Kainatın patronuna mı çalışıyorsun? Durdu. O bile, o zalim bile birkaç dakika sustu ve dedi ki bana, eğer bu konuda böyle, bu iddia edildiğin konuda samimiysen korkma sana bir şey olmaz dedi. Kardeşim biz kainatın patronunun sarayında çalışıyoruz ya. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, askerlik yaptık. O adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altına beraber bulunduğumuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla, aynı köylüyüz, Muşluyuz, Vanlıyız, tamam, Bitlisliyiz, Bingöllüyüz, hemen bir alaka, hele Avrupa'da, görürsün. Ne bayağı Türkiye, Türkiye. Gel İstanbul, nerelisin Türkiye'li demezsin. Tamam. Bingöllüyüm diyorsun, Bitlisliyim diyorsun, falan. Gel Bingöl'e, nerelisin? Bingöllüyüm demezsin, Bitlisliyim demezsin. Hizanlıyım deyince. O zaman daha acayip. Neresi şu içe, şu köy. Sonra o köye gel, nerelisin demezler. Kim çocuksun derler. Kimlerdensin? Bak bağları görüyor musun? Ta dibimizde ne kadar bağ varmış. Allah varmış ya bizim temelde. Arş var, kürs var, cennet var, cehennem var.
Arş-ı Azam var, Levh-i Mahfuz var, Daire-i İlim var, var da var, melek var, Cebrail var. Hayatımızda katkıları olanlardan bahsediyorum. Tuğla taşları olanlar, Cebrail var, Mikail var, İsrafil. Bizim aklımızı Cebrail tutuyor şu anda. Yani Cebrail vahiy getirdi de seni yatmıyor. Muattala mezhebi değil bizim mezhep. Cebrail vahiy getirdi şimdi yatıyor, öyle bir şey yok. Aklımızı tutuyor, hala aktif. Ruhumuzu tutan bedende Azrail. Hayatımızı bedende tutan İsrafil. Hadiseleri, olayları, düşünceleri yöneten Mikail. Hala burada yani. Boşuna mı iman ettik meleklere? İman etmek emin olmaktır. Böyledir yani. Ne kadar altyapılarımız var ya. Şu anda hala aktif Cebrail. Yani il İbrahim Aleyhisselam'ın ismi azamıdır. Cebrail, Mikail, İsrafil, il ismi azamdır İbrahim Aleyhisselam'ın. Peki nedir cebredici güç? Bana fikir, düşünceler, vehimler, hayaller güç değil midir? Ona dönüşüyorsun. Ne acayip bir mahlukuz ya. Denildiği gibi yaptık mı rahat ederiz. Şimdi Muşluyuz diyoruz, Bingöllüyüz dediğimiz zaman veya askerlik arkadaşı dediği zaman bak Muşlulardan, kuyumculardan bir tanesi benim asker arkadaşıydı. Geçen aradı beni. Belki 6-7 ay oluyor. Ya dedi seni burada bahsediyorlar dedi. O sen misin? Dedim Emre. Sen misin? Hiç daha namazı var mı? Niyazı var mı? Yaşamıyor yok. Her şeyi unuttuk. Askerlik birliği. Birliği. Diyor ki ala bir arkadaşana bir alaka telak edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkârane bir münasebet hissedersin. Halbuki mesela burada da beraber oturuyoruz. Yarın başka bir yerde, şurada burada atlayacağız, işimiz olsa. Aa falan. Ya sen bir yerde tanıyacaksın. Tabii ya, gönüller sahnesine falan. Ha öyle mi ya? Bak ne kadar rahat diyoruz. İşte aynı şey ya. Sen kimsin dendiği zaman dışarıda şey. Ha bu Müslüman. Almanya'da çok oluyor. Bak siması belli. Bu Yahudi. Müslüman hiç şeyine bakmazsın. Müslüman deyince Cezayirli, Tunuslu diye hemen yanaşırsın. Siması Müslüman. Mesela kiliselerden ezan okundu bu koronada. Hiç böyle değil memleket, devletler fark etti mi? Bütün Müslümanı avladı. Kiliselerde okundu ya İspanya'da. Ha bak, bizi nasıl bir etti? Halbuki İmanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahi adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Şimdi bunu okuyorum, son yeri okuyorum. Her ikinizin Halikimiz bir, Malikimiz bir, Mabudumuz bir, Razıkımız bir, rızkı veren bir, 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 bine kadar bir, bir. Bu, bak, Halikimiz, Malikimiz, Mabudumuz, Razıkımız, Esma dediğince bine kadar bir bin, bir, en merkez. Çık dışarıya, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, 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 yüze kadar bir, bir. Biraz da dışarıya çık, köyümüz bir, devletimiz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir. Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, beraber olmayı, birbirini sevmeyi, muhabbeti ve uhuvveti iktiza ettiği halde, uhuvveti, muhabbeti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, yani yarılmaya ve ayrılmaya, kim ve adavete sebebiyet veren örümcek ağ gibi emniyetsiz, sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kim bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esma ve muhabbete karşı bir istifap. Bak mesela Allah'ımız biriken kale almıyoruz. Peygamberimiz biriken bizi bir etmemişse bak ne diyor? Diyor ki bu kadar birbirler vahdeti, tevhidi, birbirini vifakı sevmeyi,
ittifakı, muhabbeti, uhveti iktizetti aldı. Kainatı, kainatın bir sebebi vücudu nedir? Muhabbettir. Allah sevdiği için yarattı. Biz de o Allah sevdiği için yarattığı şu mevcudatı, taşı, toprağı, tarlamızdan dolayı birbirimize düşmanlık yapıyoruz. Allah'ın sevip de yarattığı şeyler bizim düşmanlığımıza sebep olmuş. Tarlamıza geçti. Birisi anlatıyordu ya, Mehmet Çenet anlattı bana. Dedi ki, bu inat var ya inat. Yok senin ördek mi, tavuk mu geçmişti? Bu iz sürerek bu kim bilir inattan dolayı 5 kişi ölmüş. 5 kişi ölmüş. Sorsan tavuk değil tabii. Tavuk da gözüküyor. Nedir o? Kin, nefret, adalet. Demek ki kızmak ve nefretler o zannettiğimiz şey değil. O bahane. Onun üzerinden iz sürüyoruz. Ona dikkat etmemiz lazım. Bizi şeytan aldatıyor. Bunu bana nasıl dedi ya, nasıl yapar ya? Bunu etmedi. Geç onu. O vitrinde. Bunun arkasında başka bir şey var. Yoksa senin eşin veya sen o kadar hiddeti, o kadar gürlemeyi, o olay olmaması lazım. Altında başka bir şey arayacaksın. Nedir o? Şeytan var ya. Nefis var, gurur var, kibir var. Acayip var da var ya. Nemrut gibi adamız ya. Kendimi adıma söylüyorum. Nemrut gibi inadı diyor. Firavunane gururu. Yani Firavun'u o Mısır'a bırakmayın ya. Musa Aleyhisselam karşısında. O zaman Kur'an'da niye geçmiş? Niye bizim hayatımızda yok mu ya? Firavunluk bizim hayatımızda nedir? Firavun gururdu. Gurur bizim firavunluk damarıdır. Nemrut, usta diyor ki Nemrudane inadı diyor. İnat var ya inat. İfratı Nemrutçuluktur. Nemrut sıfatımız var. Nemrut. Ya. Şimdi Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Bir. Kale almıyoruz bir olmuyorsak. O zaman bu birliklerin de dünyamızda bir vefası yok yani. Bir kıymeti yok. Kıymeti harbiyesi yok. Bir baksana bizi bir yapamamış. Allah'ımız bir olması. Yani bir değeri yok mu alemimizde ya? Ya askerlikte beraberiz diye bir olduk. Birbirimiz kusura bakmıyoruz. Hemşeriyiz dedik. Bir oluyoruz. Allah'ımız bir deyince niye olmuyoruz ya? Onun niye istifaf ediliyor? Ve kainatı ve küreleri bak şimdi. Bu kainatı niye yaratmış? Allah. Bir sebebi muhabbettir. Allah muhabbet için muhabbetinden yarattığı taşı topraktan dolayı ya kardeşim elin kızını aldık. Kardeşi düşman ettik ya. Kardeşimize düşman olduk ya. Acayip bir şey ya. Karılarımızdan dolayı öz kardeşimize düşman olduk. Kardeş kardeşe düşman oldu ya. Ya olmaz ki ya. Olmaması lazım. Lan daha ileri yani Allah'ımız bir şey değil. Anne babamız da bir ya. Olmaması lazım ya. Elin kızıyla düşman olduk ya. Geldi duman olduk. Kainatı ve küreleri bak anlıyor musunuz? Arsa, topraktır, tamam, maddedir. Allah bunu muhabbet için yaratmış. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Biz adavete sebep olduk. Geçtin diyoruz. Birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde. Şikak, şak diye yarılmak, nifak, ikiyüzlülük. Niye yapıyoruz? Ne değer mi be kardeşim? Bu elimle ne kadar insan yıkamışım ya. Hepsi gitmiş. İmam-ı Gazali diyor rahmetullahi aleyh. Diyor ki sen diyor hesap verme anında, kabirde hesap verdiğin anda diyor bıraktığın o mallar üzerine diyor miras hukuku, mirastan dolayı birbirlerine kavga edecek mirasçılar bıraktın diyor. O miras kavgası yapanların o miras şeyinden sen aşağıda hesap vereceksin. Değmez be kardeşim. Kardeşin değil mi? Toprak şey yapmış ya. Olsun ya ne yapalım. Olsun. Ya nasıl geçer? Geçsin ya. Hemen Allah Resulü'nün örnek al. Ya senin tarlanda kardeşin geçti. Allah Resulü'nü Mekke'den çıkarttılar ya. Evini terk etti ya. Bir peygamberlerin şeyi odur. Çıkartıldı mı bir de oraya dönemezler. Onlara haramdır. Mekke fethinde niye evine gidemedi? Gitti mi evine? Gitmedi. Peygamberler çıkartıldığı yere bir daha gitmezler.
o Mina'da, o çadırda onun için bekleniliyor. Hacını yapıyor, orada bekliyor, ondan sonra geliyor. Şimdi memleketini terk ettirdi. Evini terk etti. Hazreti Ebu Bekir öyle diyor, öyle diyorlar. Bir daha geri döneceğimizi hiç zannetmiyorduk diyor. Ya senin kardeşin şey geçmiş. Onun kafir ya geçmiş. Evden de çıkartmış. Ya abi dedi, zavallı mı olalım? Zavallı olma ama yani peygamberimiz gene aleyhissalatü vesselam hadisi, öldürmektense ölen, zulmetmektense zulme uğrayanlardan, dayak atmaktansa dayak atılanlardan ol ya. Ya yüz çevir ya. Laf dedi, camı indirdi, araba makas yaptı. Tamam abi, dört duyak, tamam düşünemedim. Acemiyim be abi de, ne olacak ya? Demediğimiz mi var ya, ne olacak ya? Şikak, yani şeytan eyvallah diyoruz da, o Müslüman eyvallah desek ne olur ya? Şikak, nifaka, kim ve davete sebebiyet veren örümcek ağ gibi emniyetsiz, sebatsız şeyleri, bak bakın kızdığımızın sebebine bakın, emniyetsiz, daimi olmayan şeylerden, sebebiyet veren örümcek ağ gibi emniyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı istifaf ve bakın eğer yaparsak o bizi bir yapan Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, davamız bir, onlar hafife alınıyor. Bak diyor ki istifaf, münasebetin, uhuvvetin münasebetine istifaf, ne derece bir zulüm ve ittisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Neyi ölmemişse? Kalbin ölmemişse, akıl sönmemişse anlarsın. Kalp için ne diyor? Ölmemişse, akıl sönmemiş ise. Bir daha Muhammed, kalp ölmemişse, akıl sönmemiş ise anlarsın. Demiyor be kardeşim. Demiyor. Masum yaşamak, masum. Öyle kafası yiyip düşünceli şey Allah Resulü sünnetindendir. Allah bizi bir etsin ya. Bizi birbirimize düşürmesin. Birbirimizi kusurlarını affettirenlerden eylesin. Evimize İnsi ve cinli şeytanların şerinden, maddi ve manevi hastalık musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. Evlad-ı iyallerimizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Bizi bize bırakmasın. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hasıl olan sevaplardan hissemizi ziyade eylesin. Usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan, evlatlarımızdan, sevdiklerimizden kim ahirete göç etmişse, Ya Rabbel Alemi, bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerin ziyade eyle Ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin kusurlarından dolayı İsa'nın, ikramın, lütfun ve kerimin olan durus-u Kur'aniye'yi elimizden alma Ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim ve saim kayme eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbel alemin. Bu alemden göç etmeyi de şehit olarak nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.